Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray İl Başkanı Ramazan Kaşlı ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray İl Başkanı Ramazan Kaşlı ve beraberindeki Türk Kamusen Aksaray İl Temsilcisi ve Türk Eğitimsen Aksaray Şube Başkanı Ali Toprak, Türk Sağlıksen Aksaray Şube Başkanı Taner Kara ve Türk Bürosen Aksaray Şube Başkanı Cemal Çınar, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette MHP İl Başkanı Ramazan Kaşlı, ülkemizin geleceğiyle ilgili olarak güçlü bir Türkiye için şu an birlik ve beraberlik günlerini yaşıyoruz. Söz konusu Türkiye olunca, ülkemizin bekası olunca aynı noktada birleşmemiz gerekir açıklamasında bulundu. Sendika başkanları ise sendikal faaliyetler hakkında görüş bildirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kendisini makamında ziyaret eden değerli il başkanı ve sendika başkanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İstişareye önem vermeleri bizim için çok önemli. Sorumluluk anlayışı içerisinde memleket meselelerinde bir araya gelebilmek, istişare edebilmek bizleri memnun etmektedir, dedi. Geçtiğimiz aylarda annesi Senem Aydoğdu ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grup toplantısına izleyici olarak katılan ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dede seslenişiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı Gülhan, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Türkiye'ye saldırmak isteyen herkesin kullanımına açık bir pislik yuvasına dönüşmüştür. Efendim? Ziyarette Gülhan bir kez daha sevimli halleriyle kendisini sevdirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, annesi Senem Aydoğdu ile birlikte kendisini ziyaret eden Gülhan'a günün anısına hediye verdi. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yaşındaki kız çocuğunun seslenişine kayıtsız kalamayıp konuşmasını böldü. Grup toplantısı sırasında salonda bulunan küçük kız kendisine Tayyip Dede diye seslenince Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını kesip efendim şeklinde karşılık verdi. Erdoğan konuşması bitince küçük kızı yanına alarak fotoğraf çektirdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Tayyip Dede videosu paylaşım rekorları kırdı. Efendim? "68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Muammer Acar ve beraberindeki sporcular 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Muammer Acar ziyarette Başkan Yazgı'nın kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Öncelikle 68 Aksaray Görme Engelliler Derneği olarak Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı beyefendiyi ziyarete geldik. Kendisine öncelikle teşekkür ediyoruz bizleri kabul ettiği için. Görme engelliler golbol kupasını Aksaray'a getirdik. Türkiye birincisi olduk Adana'da yapılan müsabakada. Görme engellilerin neler yapabileceğini Türkiye'ye göstermiş olduk. Bundan dolayı da tüm sporcularıma da teşekkür ediyorum. Başkanımız da bize görme engellilere araç sağladı, bizim gidip gidiş gelişimizi sağladılar. Belediye olarak, belediyeye de ayrıca teşekkür ediyoruz. Belediyenin tüm personelleri de biz geldiğimiz zaman bizlere yardımcı oluyorlar. Onlara da başkanımızın nezdinde teşekkür ediyorum. Kupalarımız devam edecek diyorum. Belediye başkanımızın da gerek eşi de eşinin de bizlere destek olması nedeniyle bu kupanın devamının gelmesini temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Başkan Haluk Şahin Yazgı, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu programında yer alan Adana Golbol Erkekler Yükselme Müsabakalarında şampiyon görme engelli yüzücüleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ben de Görme Engelliler Derneği Başkanımıza, değerli yönetimine, buradaki herkese hoş geldiniz diyorum. Bizi gururlandırdınız, önce onu söylemek istiyorum. Yani şampiyonluk kupasını alıp gelmeniz bizi çok mutlu etti. Hele özellikle böyle bir haftada bunu yapmak daha güzel bir manası oldu, anlamı oldu. Dolayısıyla
Allah razı olsun diyorum hepinizden. Biz de yine hep beraber dediğiniz gibi. Bizim tabii çorbada bir miktar tuzumuz var. Esas kahraman sizlersiniz. Bizim burada esas sizlerin bu yüreği, emeği sayesinde bu kupalar kazanılıyor. Ama ben şunu istiyorum kamuoyundan da. Yani belediyemiz tabii ki destek olacak. Amenna ama sivil toplum kuruluşlarımız var. Değerli iş adamlarımız var. Bu tür kupalara, bu tür futbol olsun, basketbol olsun, görme engellilerimizin ve diğer belki aklıma gelmeyen birçok branşta yapılan çalışmaların ellerinden tutulursa aslında ne kadar büyük başarılar elde ettiğini biz hep şahit oluyoruz. Biz bunun da devamını istiyoruz. Biz her türlü desteği de inşallah gücümüz yettiği kadar, elimizden geldiği kadar da yapmaya devam edeceğiz. Ben tekrar hepinize Allah razı olsun diyorum. Tebrik ediyorum sizlere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Meteorolojiden alınan son bilgilere göre hafif şekilde başlayan kar yağışı Aksaray'da önümüzdeki günlerde sisle etkisini sürdürecek. Aksaray Belediyesi karla mücadele ekipleri ise olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Değişen hava koşulları vatandaşların aklına kar ne zaman yağacak sorusunu getiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Günün erken saatlerinde Meteoroloji Aksaray'da bugün dahil olmak üzere ilerleyen günlerde kar yağışı bilgisini paylaştı. Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre Aksaray'da aralıklı bugün hafif kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü az bulutlu bir havanın hakim olması beklenen Aksaray'da cuma, cumartesi ve pazar günleri ise sis uyarısı yapılıyor. Yetkililer özellikle olumsuz hava koşullarına karşı sürücüleri önlem alınması konusunda uyardı. Ülkemizi etkisi altına alması beklenen soğuk ve kar yağışlı hava koşulları öncesinde Aksaray Belediyesi karla mücadele ekipleri önlemlerini tamamladı. Kış hazırlıkları çerçevesinde tuz stoğunu da tamamlayan ekipler gerektiği her an tam donanımlı ekipmanlarıyla yollara müdahale edecek. Öte yandan 9 ilde de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.